Başkanım, şimdi Türkiye'de şehirlere baktığımızda siz de muhtemelen Türkiye içinde de çok sıklıkla seyahat ediyorsunuz. Belki bir yerde gördüğünüz iyi bir şeyi kendiniz model Muhakkak. olarak almaya çalışıyorsunuz. Ama Türkiye'nin geneline baktığımız zaman hala yapılacak çok fazla işin olduğunu görüyoruz. Bunu Evet. siz de kabul ediyorsunuzdur. Yani ve bu yolda da çalışıyorsunuz. Şimdi zaman zaman da yurt dışı seyahatleriniz oluyor. Yani burada şehri görüyorsunuz, şehirlerin yapısını görüyorsunuz, küçük semtleri görüyorsunuz. Buradaki modelleri hiç böyle zaman zaman taşınabiliyor mu? Türkiye'de de aynısı birebir uygulanabiliyor mu acaba? Ya burada tabii iyi örnekleri almak lazım. Yani hani yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu anlamda gezmek, görmek bu anlamda çok kıymetli. Aslında yani Almanya ziyaretimizin, Avrupa ziyaretimizin sadece Almanya değil birkaç tane daha yine bu arada ziyaretlerimiz olacak. Yani bu ziyaretlerimizin bir anlamı da bu aslında. Görmek, bakmak, nerede neler yapılmış, hangi güzel uygulamalar yapılmış. Biz saniyesinde alıyoruz. Artık teknoloji, ben fotoğrafı çekiyorum, tak hemen gönderiyorum. Hemen onun benzeri ve hatta firma da varsa o firmayla beraber iyi uygulamaları almak Böyle lazım. kardeş projeleri oluyor mu Yani sizin de özellikle mesela zaman mesela bu zaman? yurt içi ziyaretlerimizin en önemli amaçlarından bir tanesi bu aslında kardeş belediye amacı olması. Bu anlamda da burada da temaslarda bulunacağız. Zaten amaçlarımızdan bir tanesi bu. Bilgi alışverişi, tecrübe alışverişi. Çünkü herkesin özel çalışmalar olabiliyor ama orada güzel çalışmanın bir benzerini biz de yapmak istiyoruz. Bizi de mesela bizim yaptıklarımızı da geliyorlar, örnek yaptığımız çalışma projesini istiyorlar. Biz diyoruz ki açık bilgi kaynağı. Hepsini veririz size. Yeter ki güzelce ne uygulansın diye. Bu anlamda bilgiye ulaşma konusu şu anda çok daha iyi. İlla gitmeye de gerek kalmıyor. İnternet üzerinden çok fazla ulaşılabiliyor. Bu anlamda önemli. Tabii şehirler canlı organizmalar dedim ya. Yani gelişmeye müsait, yeniliğe müsaittir. Türkiye'de tabii şehircilik tarihine baktığımızda biz 50'li yıllardan sonra Türkiye'de kırsaldan şehre göç başlıyor. 70, 80, 90 deyince diyelim 30'lu yıllarda şehirde yaşayan toplam nüfusun belki %25'i sadece şehir merkezinde yaşıyordu. %75'i kırsalda yaşıyordu. Bugüne baktığımızda oran tam tersine. Şu anda %75'i şehirde, %80'i şehir merkezinde yaşıyor. Kırsalda %20'si yaşıyor. Dolayısıyla özellikle 20 senede, 30 senede şehirler yeniden yapılandı. O gecekondular, o eski Değil mi? yapılar. Özellikle Mamak'ta çok fazla görülürdü o Mamak yani. Yani zaten bu otobüse anlamda geçerken görürdük sağda solda aşırı bir çarpık bizim yapılaşma meşhur vardı. Samsun yolumuz vardır. Evet. 40 civarında şehrin giriş kapısıdır orası. Kim geldiyse önce Mamak'ta bir konaklamış yani. Kesinlikle. Dolayısıyla orada bir gecekondu yap.